Evet, AKP hükümeti 2002'den bu yana aslında ilkini 2004-2005'te yaptı, bir müfredat değişikliği vardı orada ki değişiklik en son 2018'de bir müfredat değişikliğine gitmişti ama bu son Türkiye yüzüyle eğitim müfredatı ciddi anlamda aslında köklü bir değişikliği içeriyor. Şimdi bu müfredata baktığımızda bir kere hazırlanış yönüyle, hazırlanmış biçimiyle demokratik değil. Hükümet kendisince şunu söylüyor, 10 yıldır hazırlığını yaptınız. 10 yıldır hazırlık yapıyorsunuz ama eğitimcilerin, bilim insanlarının, eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin, eğitimle ilgili sendikaların ciddi anlamda görüşlerini almıyorsunuz. Bakanlık kendisince kendisine yakın gördükleri müfredat, yakın gördüğü STK'larla, derneklerle, tarikatlar ve cemaatlerle demek ki bunu paylaşmış. Ya da kendilerine gördüğü, yakın gördüğü sendikalarla bunu paylaşmış ki bunu söylüyor. Oysa bizim bundan haberimiz yoktu. Birçok eğitim sendikasının, aslında birçok eğitimcinin bundan haberi yoktu. Bir ay öncesinde tanıtımı yapıldı ve çok kısa süre zarfında öğretmenlerden görüş ve öneri talep edildi. Oysa biz şunun farkındayız. Ya müfredat uzun soluklu bir çalışma. Çünkü müfredat bir bütün olarak bir ülkedeki tüm kademelerde okutulacak derslerin içeriğini, derslerin amacını belirleyen aslında bir taslak, metin. Bu noktada problem. Biz şunu isterdik, eğer bir müfredat değişikliği olacaksa ciddi anlamda, bu anlamda emek harcayan insanların, sendikaların görüş ve önerileri alınsın, uzun soluklu olsun. Bakın, bu müfredatı incelediğinizde, eğitim felsefesine baktığınızda temelinde milli ve manevi değerler ve kamil insan yetiştirme politikası üzerine kurulu bir müfredat. Oysa bu müfredat daha çok ülkede aslında tekçiliği öne çıkaran bir müfredat. Bakın, bu ülke çok dilli, çok kültürlü, çok kimlikli ve çok renkli bir ülke. Oluşacak müfredatın da buna yönelik olması lazım. Oysa müfredatta çokluk adına çok fazla hiçbir şey yok. Tek mezhep, tek din, tek dil, tekçilik üzerine giden bir müfredat var. Buna karşı biz eğitim sen olarak diyoruz ki, ya bakın, bu müfredatta ana dilinde eğitime dair hiçbir şey yok. Ana dili farklı olan çocukların eğitimine dair hiçbir çalışma yok. Oysa biz eğitim sen olarak, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası olarak yıllardır şunu savunuyoruz. Ana dilinde eğitim, ana dil temelli çok dilli eğitim. Bu müfredatta buna dair hiçbir şey yok. Bu müfredatta inancı farklı olan insanlara dair hiçbir şey yok. Bu müfredatın aslında örtük tarafına bakmak lazım. Gizli müfredat dediğimiz kız aslında amaçlanan ne? Amaçlanan aslında Türk İslam sentezine yakın bir kişilik modeli. Kendilerince tanımladıkları aslında. Şimdi bu müfredatta liyakat yok, sadakat var. Oysa biz yıllardır şunu söylüyoruz, ya liyakat. Bakın, bu müfredatta biraz önce söyledim, İnancı farklı olan insanlara dair hiçbir şey yok. Tek din ve tek mezhep dayatılıyor. Bu ülkede hatırı sayılır artık mülteci ya da geçici koruma altındaki yaşayan insanların, çocukların eğitime dair çok fazla bir şey yok. Bu müfredat çok renklilik değil. Hep teklik üstüne. Şimdi diyorlar ki biz müfredatı sadeleştireceğiz. Ya sadeleştiriyorsunuz, bakın, bu müfredatta bilimselliğe dair, laikliğe dair, kamusal eğitime dair, karma eğitime dair doğru düzgün hiçbir şey yok. Bir kere müfredatın bilimsel olması lazım, laik olması lazım, demokratik ilkeler çerçevesinde hazırlanmış olması lazım. Bu müfredatta bilimsellik yok. Müfredat daha çok kendi bakış açılarıyla hazırladıkları ve istedikleri insan modelinde. Biraz önce söyledik işte, kamil insan. Oysa bugün toplumda bakın, son geçen hafta bir eğitim emekçisi arkadaş okulda şiddete uğradı ve vefat etti, katledildi. Her gün okullarda şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bu şiddetin azaltılmasına dair, toplumdaki şiddetin azaltılmasına dair hiçbir şey yok. Aslında biraz da siyasi ve ideolojik sahiplerle hazırlanmış bir müfredat. Biz buna karşı da zaman zaman çalışma yürütüyoruz. Bunu her yerde dile getiriyoruz. Dedik ya, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de birçok sözleşmede aslında eğitim hakkı ya da bazı temel insan hakları
sözleşmelerle yasal çerçeve altına alınmış olmasına rağmen aslında bu müfredatta o yok. İnsan odaklı ya da çocuk odaklı olmasının ötesinde aslında hep bir istenilen insan modeli yetiştirme üzerine. Oysa ki artık bu 20. yüzyılda kaldı. Bu müfredat biraz da aslında özel okulların, sermaye sahiplerinin istediği bir müfredat noktasına da geldi. Bakın MESEM uygulaması, ÇEDES uygulaması bu projeler hala devam ediyor. MESEM uygulamasında yaşanan sıkıntı, sorunlar ciddi anlamda devam ediyor. Bu müfredatta mesleki eğitimin ne olacağı noktasında bir şey yok.